Bolu'da kullanılmayan iki katlı ahşap ev yanarak kül oldu. Olay gece saatlerinde Dereceören köyü mevkiinde yaşandı. Hayati Özcan'a ait Abant Mazara evlerinin içinde bulunan iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi iş yeri sahibi Özcan ve çalışanlar yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak alevlerin hemen bitişikte bulunan pansiyona sıçramasını sona erdi. Önledi. Yangında can kaybı yaşanmazken evin giriş katında bulunan traktör yandı. Yaralılara yardıma gidiyordu, kendi canından oldu. Elim kaza Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşandı. Kamyonet ve otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan Lütfü Kaya, Fahri Erdenmez, Veysel Bolat ve Mehmet Kılıç araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırılıyordu. Bu sırada kazayı görerek yardım etmeye giden Özgür Koç'a başka bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle 2 dakika arayla 2 ayrı trafik kazası yaşandı. 3 kişinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı. Dört yol istikametinde ilerleyen otomobil yağ nedeniyle kayarak savruldu. Orta refüjdeki araçları yıkarak karşı şeride geçen otomobil önce park halindeki otomobile ardından da iş yerinin duvarına çarptı. Vatandaşlar yardıma giderken iddiaya göre araç sürücüsü de araçtan ruhsatı alarak ayrıldı. Olay yerindeki vatandaşlar şaşkınlıklarını henüz üzerlerinden atamamışken bu kez de aynı yerde bir başka kaza yaşandı. Doğançay idaresindeki otomobil yine yola dökülen yağ nedeniyle kayarak savruldu. Araçta sıkışan sürücü Doğançay vatandaşlar tarafından çıkartılırken araçta bulunan Berkan Ç ve Akın Y de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya sebep olan yağ da belediye ekipleri tarafından temizlendi. Ordu'da ise yerel gazete muhabiri motosikletiyle çekici altında kaldı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen Soner Özdemir ağır yaralandı. Ordu istikametine seyir halinde bulunan HİE idaresindeki çekici kavşaktan geçmeye çalışan Soner Özdemir idaresindeki motosikleti çarptı. Çarpmanın etkisiyle duramayan çekici motosikleti altına alarak yaklaşık 10 metre sürükledi. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yeni şafaklar bugün mü gidecekti abi? Nereye gidecekti? Kazanın bir diğer adresi de Zonguldak. Olay Kozlu Değirmen Ağzı mevkiinde tüneller çıkışında yaşandı. Keskin virajda hatalı sollama yapan Zeki Madan idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Tural hakimiyetindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Akciğer kanseriyle mücadele eden Oflu İsmail olarak tanınan İsmail Hacı Süleymanoğlu hayata gözlerini yumdu. Salı günü tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hacı Süleymanoğlu için İstanbul Kilyos Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Hacı Süleymanoğlu'nun eşi ve çocukları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, Hacı Süleymanoğlu'nun iyi bir dost olduğunu belirtti. Biz de bugün tarihi onun görevimi yapmaya geldik. Aileye basra dedik. Söyleyecek ses, mekanı cennet olsun. Kılınan cenaze namazının ardından İsmail Hacı Süleymanoğlu'nun cenazesi Kilyos Ağlamış Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kastamonu'da bir aile çökmek üzere olan iki odalı ahşap barakada 9 çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor.
Maddi sıkıntı yaşayan aile geçimleri çiftçilik ve engelli çocukları için verilen maaşla sağlıyor. Cide ilçesine bağlı Çilekçe köyünde yaşayan ailenin toplamda 14 çocuğu var. Kaymakamlıktan 25 bin TL yardım edildiğini ifade eden baba Mehmet Koç, bu paranın evin tadilatı için yeterli olmadığını söylüyor. Kaymakamlığa müracaat ettim daha önce. Yapılmasıyla ilgili müracaat ettim. Kaymakamlıktan işte 25 bin TL büyüklük bir hem para çıkarttılar. Hem bu parayla ilgili yapılmayacağını söylediler. Dediler ki bunun üstünü siz yapın. Yani siz bulun. İşte yapamadık, gidemedik ama evin durumu da ortada, her şey ortada, saklanacak, gidecek bir yanı yok. Ki maddi durumda hiçbir yerden de bir gelirim de yok. Yani bir sakat bir tane çocuğum var, onun da bir iki maaşını alıyoruz, sen bakım aileni alıyorsun. Bir kişi. Eşim ve çocuklarım hepsi bunlar işte, eşim ve çocuklarım. Kaç çocuğunuz var? 9. Çalışma durumum işte çiftçilik, köyde yaptığımız fındık falan. Başka bir işimiz gücümüz yok, bir yerden gelirimiz yok. Bir tanesi İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Biri zaten evlendi, o İstanbul'da duruyor. O hem diğer kızlarım da, onlar iki tanesi evlendi, benden ayrıldı gitti. Evde hem benden başka çalışıp veya hem dışarıdan iş güç yapacak birisi yok. Çökmek üzere olan evde yaşam mücadelesi veren aile hayırseverlerden destek istiyor. Yanında gerçekten. Biz evden başka bir şey istemiyoruz. Kendi şansları için de bir şey istemiyorum. Bir ev istiyoruz kendimize. Mutfağımıza, her şeyimize bir bakabilirsiniz. Çocuklarımla anlatsam, yaşadığım olan kış günü işte devamlı kar atıyoruz. Ev üstümüze yıkılacak diye kış günü uyuklayamıyoruz. Ev bir tarafı yıkılıyor. Bazı ağaçlar düşmeye başladı. Öbür tarafta, yan tarafta. Hayırseverler bizim sesimizi duysun. Ev istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. İnsanlardan kaçmıyor, aksine insanlara kendisi yanaşıyor. Görüntüler Rize'nin Güneysu ilçesinden. Daha çok taksi ve otobüs duraklarının bulunduğu yerlere, insanların arasına karışan karga, şoför ve esnafın adeta maskotu olmuş. Karga öyle ki yemek yiyen insanlara yanaşıp, insanların yediklerine dahi ortak oluyor. Ulan vurma! Bana bir diye aldı. Karganın en sevdiği yiyecekse ay çekirdeği. Ancak çekirdeği kabuğundan ayırmakta zorlanıyor. Bu yüzden insanların kendisi için çekirdek ayıklaması daha da çok hoşuna gidiyor. Rize Belediyesi ve Rize Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gerçekleştirilen programda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy vefatının 79. yılında anlamlı bir törenle anıldı. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Rize Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanımız Sayın Hatice Semiz'i kürsüye davet ediyorum. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doktor Ekrem Güzel konuşmacı olarak katıldı. Programın açılışında konuşan Rize Belediye Başkanı Profesör Doktor Reşat Kasap, belediyecilik hizmetlerinin yanında kültürel ve sosyal faaliyetlerde de yer almaya devam edeceklerini kaydetti. Değerli misafirlerimiz, bu dizeyi ifade eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bize Asım'ın neslini adres olarak göstermiştir. Biz acaba Asım'ın nesli miyiz? Hiç bu konuda muhasebe yaptık mı? Yapıyor muyuz? Elbette mutlaka bu noktada kendimizi sorguladığımız zamanlar oluyor. İşte bu doğrultuda inşallah bu duygularımızın bu vesileyle paylaşmasını istediğimiz, arzu ettiğimiz, rica ettiğimiz hocamız burada bizlere bu konuda bilgiler sunacaklar.
Biz bu doğrultuda elbette bize belediyesi olarak her zaman kent konseyimiz ve özellikle bu seneki faaliyetleri dolayısıyla kent konsey kadın meclisine teşekkür ediyorum. Birçok çalışmayı ortaklaşa yürüttük. Sayın Anfen'in de desteğiyle yürütülen birçok çalışmayı şahit olduk. Tiyatral şekilde sahnelenen Mehmet Akif Ersoy ise salonda bulunanlardan büyük alkış aldı. Tanırsınız beni. Tanırsınız öyle değil mi? Unuttunuz mu yoksa? Akif'im ben. Karayan bir yana yorulur, yanar mı tacı yerim? Onu dindirmek için pomçı yerim, çiftler yerim.